Var mı bir formülü bu işin? Yani insanın kendini her gün daha çok sevebilmesi için evde bir uzman olarak sizin önerebileceğiniz bir egzersiz. Yani ben kendimce bir yol bulmuştum. Sizden sonra da ben kendi yöntemimi söylerim ama bir uzmandan duymak isterim. İşte psikoloğa gidecek imkanı yok, zamanı yok ama bu konuya kafayı takmış şimdi bizi izleyen seyircilerimiz varsa. Nasıl bir şey yapabilir? Atıyorum hani derler ya sağlıklı beden için işte her gün 10 dakika işte meditasyon yapın, yoga yapın, şu hareketi yapın gibi gibi şeyler vardır, tavsiyeler. Ruh sağlığımız için ve kendi öz şeyimiz aslında merkezimizde kalabilmemiz için diyeyim. Var mı bir formül, bir egzersiz? Bir egzersiz yerine geçer mi bilmiyorum ama aklıma gelen bir sürü şey var. Mesela başta benim için bazı olumsuz duyguları ve düşünceleri normalize etmek çok önemli. Yani ben evet kendimle arası iyi olan biriyim genel olarak. Değerli olduğumu biliyorum, kendime saygı duyuyorum ama tamamen sağlıklı bir profil olduğumu farz edelim. Tamam. Herkesin çarpıtılmış düşünceleri oluyor. Yani ben değersizim düşüncesine kapılabilirim, yetersiz olduğum tetiklenebilir. Benim de bir gün yani o gün sanki çok kötü şeyler olacakmış gibi aklıma olumsuz düşünceler gelebilir. Bir kere bu herkese ait, hepimizde var. Yalnız ama, değiliz. Evet ama duygu ve düşüncelerin yani geçici bir deniz olduğunu hatırlamak, duygu ve düşüncelerin her zaman iyi bir rehber olmadığını hatırlamak, yani bazen yanlış yerlere işaret ettiğini bilmek. Duygu üzerine düşünmek yani. Tamam böyle bir duygu var ama yani 10 sene önce de vardı, 5 gün önce de vardı. Geçti sonra farklı hissettim. Şu anda böyle hissediyorum, muhtemelen yarın farklı hissedeceğim. Yani birazcık duygu ve düşünceler üzerine yükselip biraz mesafeli bakmak bence en azından zihinsel kontrolü duygular üzerinde sağlamak açısından çok önemli bir beceri. Evet. Onun dışında kendi kişisel hayatımda şeyi pratik etmek istiyorum. Yani bunun için düşünüyorum, çabalıyorum da. Gerçekten merkez üssümü daha kişisel değerlerim üzerine kurmak. Çünkü bu hayat içerisinde yön duygumuz çok kayboldu. Belli eski büyük hikayelere ve anlatılara tutunamıyoruz. Yani o ideolojiler, o davalar, aşklar, misyonlar, bütün bunlar gitgide daha soluklaşıyor. Masallarımız azaldı. Masallarımız azaldı, evet. Aynen. Mobil bir dünyadayız. Yani her yerde herkesle bağlantı halinde olmak, hiçbir yerde ve hiç kimseyle olmak anlamına da gelebiliyor. Uçuşan atomlar gibi hissediyorum kendimi bazen birey olarak. Evet. Toplum duygusunun zedelendiğini düşünüyorum. Ev duygusunun zedelendiğini düşünüyorum. Bütün bunlar içerisinde insan çok yalnızlaşmış durumda. Ve bizim gerçekten demir atabileceğimiz bir merkeze ihtiyacımız var. O uçuşma halinden kurtulmak için. O yüzden hayatı değerli kılan şey ne sorusu? Benim için hayatı değerli kılan şey ne? Buna baştan cevaplar vermek, başa dönüp buna yeniden kendi kendimize cevap vermek çok önemli bir şey. Çünkü o zaman mesela bu hayatı değerli kılan şey ne? Bu en baştaki soru. Ve zincirleme bir şekilde bütün diğer şeyleri belirliyor, halkaları. Yani bu hayatı değerli kılan şey eğer benim için mesela olgunlaşmaksa ondan sonraki adımda gelen sıkıntı da değerli olabiliyor. Tabii. Çünkü o bağlam üzerine yerleştiriyorum. Benim için değerli olan şey koşulsuz şartsız tüketmekse o zaman gerisi ona göre eksi puan alıyor. Yani temel sorulara geri bir dönmeliyiz. Çok otomatik yaşıyoruz. Ve kesinlikle insanın homojen bir zihni olduğunu düşünmüyorum. Yani siz ve ben oturuyoruz. Çok mantıklı cevapları veririz, muhakeme, tabii, yeteneğimiz var. Yani ben derim ki evet hayatı tabii ki içsel standartlarımız üzerine geliştirmeliyim. Ama ben buradan çıkınca benim duygularımı harekete geçen günlük hayat içerisinde benim otomat tarafım devreye, tabii, girecek. O zihnim diyecek ki yani Hilal ne yap ne et, bunu al ya da başar. Yani orasıyla burası arasında köprü kurabilirsem günlük hayat içerisinde hayat kontrolüme geçer.